Korunmak, evet. Uyarma. Tahsil hasta uyarıdır, doğru, uyarma. Bu bakteriye karşı yok ama yani min bu bakteriyeden bu bakteriye karşı uyarma, öyle deriz. Evet. Yani bakteri hakkında uyarma, evet. Uyarma. Bakteriye nedir? Bakteriye bu mikrobik şeylerdir, insanın bedenine ulaşıyor. Hastalık yapan virüs, bakteri var ya bunlar. Evet. Enfeksiyon mu? Enfeksiyon da oluşturuyorlar. Çok evet. Yani evet, münazzamet-i saat-ül alemiye innemâ la yakillu yakillu an selâseti eşkâsin ala müstevel âlem ilan etti Dünya Sağlık Örgütü. Böyle üçte bir oran değil ama bu üç kişiden biri. Yani diyor yani dünya düzeyinde yani dünya üç yapında kişiden daha az olmayan mala yakil, ondan daha az değildir ki değildir el müstevel alem dünya çapında musabune bisselalati bakteriyeti bu şeye bu bakteriye bakteriye onlara bulaşmış, isabet evet etmiş. Yani üç kişi varsa illa birisi bakteriyedir. Üçte bir, yani dünyada üçte birinden bu bakteriye, bu bakteri bunlara bulaşmış. Evet. Mukavemeten lil maddeti, lil madadat yazma. Lil madadatil hayaviye. Hayaviye minel maradi sila. Hayra kabiliyetli ilacı tamamen. Yani bu şeye karşı, bu bakteriye karşı mukaveme etme, yani ona karşı gelme. İlaçlar kafi değildir. İlaçlar yeterli değildir. Bu mudadatul hayaviye bu antibiyotik değil mi? Antibiyotikler he. İşte ilaçlar. Antibiyotiğe karşı dirençli ya. Ha. Evet. Yani antibiyotik de etki etmiyor ona. Evet. Evet. İlacı tamamen yercu annehum yen yunaqqi. Min maradi seyelani sen ne dedin? Maradi seyelani bu şey yani bu hastalığa karşı. Tam hangi? Seylan da bir hastalıktır. Şey değil mi? Bu ishal değil mi? Seylan. Bel soğukluğu yapıyorum. Bel soğukluğu. Bel soğukluğa karşı. Yani bel soğukluğu da bel soğukluğun hastalığına karşı ha. Bel soğukluğu hastalığına karşı bu antibiyotikler bu antibiyotikler antibiyotiklere karşı dirençlidir ve ona herhangi bir şeyi yoktur. Hayır kabiliyeti ilacı yani ilaca bir tedavisi olmayan yani. Olmayan. Tamamen ilacı. Tamamen yercu ennehum yunqilunaha. Yurajjahu ennehum yunqilunaha li aharinen an tariq al-ittisal al-jinsi. Bu yurajjahu dönüyor yani ennehum. Yani yurajjahu yani böyle tercih ediliyor ki yani böyle tercih ediliyor yani böyle ağır basıyor ki enne bunlar yenkulunaha bunlar taşıyorlar liakarine yani bu hastalığa maruz kalanlar başka insanlara taşıyorlar. Yani naklediliyor başkalarına. Tabii taşınıyor evet. An tariqil itsal cins yani cinsi münasebet yoluyla başka insanlara naklediliyor. Yani böyle geçin. Sanki bir bulaşıcı bir hastalıktır ha. Evet. وَتَرَحَ خُدَرَا Nasıl? Efendim hocam? Akıntı hastalığıdır, yani üreme şeyle alakalı, tenasıl hücreyle alakalı bir akıntı belsoğuk hastalığı öyle yapıyor. Evet. وَتَرَحَ خُدَرَاوْ مِنَ الْمُنَزَّمَةِ وَتَرَحَ خُدَرَاوْ مِنَ الْمُنَزَّمَةِ Yani bu uzmanlar, bu sağlık örgütü uzmanları, Biraz oku oradan gideme. Ve taraha khubara'un minel munazzama tafasile an dirasatin tazharu böyle böyle. Tazharu. Açıkladılar. Sayfa kaç? Sayfa 6. 6 hocam. Şimdi ve taraha ortaya koymaktır. Khubara'un minel munazzama bu teşkilatın uzmanları. Ortaya koydular. Neyi ortaya koydular? Tafasile an dirasatin. Yani bu şeyi bu
eğitimlerin dirasat yani araştırma. Bu araştırmalardan tafsilatları böyle yani açıklamaları ortaya koydular. Vada'a hatiran lil gayeti. Yani son derece tazarru bunun bu yani araştırma bu tafsilatlar gösteriyor ki tazarru vada'an hatiran lil gayeti. Yani son derece tehlikeli olduğu bir durum, tehlikeli bir durumu gösteriyor. Fima yetaallaku bi eşkalin minel maradi. Fima yetaallaku bi eşkalin, yani bu hastalığa yakalanan kişiler. Yani bu tehlike nasıl bir tehlikede? O tehlike de değil mi? Evet. Yani bu hastalık şekilleriyle alakalı, bu hastalık şekilleriyle alakalı son derece tehlikeli bir durumu gösteriyorlar ha. Siz devam edin. Öyle mi? He, ben yavaş gideceğim. Ellezi, o ki, yani o hastalık ki, yentakilu an tariqil itisalil cinsi, bu cinsi ilişkiler yoluyla taşınan bir hastalıktır. Mukavametel akakili. Yani bu yani ilaçlara direnç gösteriyor değil mi? Hablara. Bir şiddetin şiddeti bir şekilde ve kalu. Bu hubara, hubaraya gidiyor. Oh wow. Bu uzmanlar diyorlar ki innaha mes'eletu vaktin fa'sa. O an meselesidir. Sadece an meselesidir. Hemen olabiliyor yani ha. Bir dakika ben geliyorum. Evet. Ben kendime bir şey getirdim ya. Evet. Hatta tasbah el السيلاني التي تعتبر الملاذ الاخير عديمه الجدوى. Bak öyle. Yani bu hastalık yani mesela ilaç hastalığa direnç gösteriyor. Ama bu hastalık ki bu öyle bir hastalıktır ki bu hastalık ilaçlara direnç gösteriyor ha. Ha hatta o oluyor ki tasbahu el mudadatul hayawiyyah bu antibiyotikler oluyor limarad seyalani bu meşe hoca dedin işte bel soluğu hastalığı değil mi? Ha bu hastalık için oluyor elleri tu'tabaru el melazul akhir bu antibiyotik son çare olarak kabul ediliyor. Ha bu antibiyotik ne oluyor? Azimetel cedva faydası oluyor ha. Fayda vermiyorlar. Evet. وتقرير منظمة الصحة العالمية يعني بقول صار ست تشكيلات تن ديلاند للمساء وتقديره دين وتقديره ديما ملا ديلاند يور إيه وتقديره ها إن يتمش سكس يعني ثمانية وسبعين مليون شخص يصابون سنويا بالسيلاني. Bu bel soluğu hastalığı yıllık olarak 78 milyon insan bu hastalığa maruz kalıyor. Yani uluslararası sağlık teşkilatının değerlendirdiğine göre. Evet. 78 milyona bulaşmış yani. Evet evet. Yıllık. 78 milyona yakalanıyor. Yakalanıyor yani yıllık. Evet yıllık olarak öyle oluyor ha. Evet. وهو مرض ينتقل عبر الاتصال الجنسي bu öyle bir hastalıktır ki bu cinsi ilişkiler yoluyla bulaşıyor يمكن أن يصيب الأعضاء التناسلية والمستقيمة والحلقة bu yani tenasül organlarına bile uğrayabiliyor والمستقيمة والحلقة مستقيم böyle sert şey mi? Bu bel mi? Ve halka boğazdır. Ben müstakimi bilmedim ona. Alo. Ha bu sanki şey öreme organlarıdır. Tenasil ev, müstakim. Adat tenasil ev. Nasıl? Müstakim, müstakim rektumdur. Yani şey adıbır. Ha, basak, tamam. Basak. Rektum ise basak demek. Basak. Tamam. Müstakim bağırsak mı?
Bağırsak değil. Bağırsak rektumu deniliyor. Ben onu tıpta biliyorum ha. Rektum. Rektum. Rektum dediği bağırsak tatları. Rektum deniliyor. Tamam. Bağırsağın sonu yani son kısım. Tamam. Rektum deniliyor o bağırsağa. Tamam. Evet bağırsak. Tamam. Mak'ad diyelim ha. Tamam. Ve yemkinu en yetsebebel maradu. Bu hastalık olabiliyor ki en yetsebebel maradu vellezi la tekunu lehu e'radun zahiretun fi kesim min halat. Çoğu kez durumlarda yani böyle olguları belli olmayan bu hastalık olabiliyor fi maradi iltihabin ve yemkinu bak en yetsebebe fi maradi iltihabin. Bu yani iltihab hastalığına da neden olabiliyor. İltihab el havdi havd vel hamli ve haricir rahimi vel akil. Bu havd nedir ya? Havd havda bir organdır ama bir hastalıktır yani o da. Yok. Bir iltihab el havdi yani mesela rahim yani rahimin iltihabına neden olabiliyor. Bir de havdın iltihabına neden olabiliyor. Havd. Havd bir organdır yani ya. İltihab el havd. Mahfiyadayım. İltihaplı hastalık. Yalak. Pelvik. Yalak. Pelvik. Tahriş yazıyor. Pelvik. Elbis. Aa. Yalak. Yalak pelvik ne? Tekini. İnflamasyon. Ne yazıyor? Ağuz. Ne yazıyor? Pelvik inflamasyon. Pelvik nedir pelvik? Yani bir... Sadece havd yazayım bakalım ne çıkıyor. Havd. Havd oluk. Ya da o... Şakir hocanın dediği gibi şey olabilir. Pelvik inflamasyon. Mesela olabilir. Mesela bu idrar torbası falan olabilir mi? Yani bu sanki kadın hastalığına ilgili bir şey olabilir yani. Aa, evet. İşte o organın iltihabına neden olabiliyor? Rahim, bir de harici rahim, rahim dişi ve akil. Dış gebelik yani. Evet. Akim nedir akim? Akim de şeydir, kısır kısırlık. Kısır kısırlık. Tam kısırlık ama yani bu kısır o zaman bakma. yumurtalar falan değil mi? Yok yok kısır oluyor. Yani mesela çocuk doğuramıyor. Ha, yani bu akime de neden olabiliyor değil mi? Tabii. Tamam. Ve kezalike ziyadetu khatran isabeti bi virus itiş ifi. Bu hastalık, bu virüse de uğraması tehlikesini de artırdığı gibi. Onu da artırıyor yani. El-müsebbibu li-maradi naqsil mena'ati el-muktesibe. İşte bu HIV virüs de neye neden oluyor? Bu hastalığa. Naqsil mena'ati. Bu bağışıklık sisteminin azalması el-muktesibe. Yani sonra insan mesela bağışıklık sistemi kazanıyor ya. İşte o kazandığı bağışıklık sistemini azaltmaya neden oluyor. Değil mi? Yani kazanılan, doğru. Kazanılan bağışıklık sisteminin eksilmesine sebep oluyor. Evet. Her birimiz bir parça okusun ya. Yani bence benimki yeter. Biriniz, her biriniz bir tane okuyun. Tamam. Daha güzel olur. Bir ricali defa bir hesap edeyim. Bir sarafanı prostat. Hı. Erkekler için prostat kanserine yakalanma. Tefadi ben unuttum. Tefadi böyle önlenme. Korunmak, sakınma. Korunmak, sakınma, evet. Hı. Tamam, tamam. Prostat hastalıklarının yakalanmadan, yakalanması, korunması, yakalanmadan korunması erkekler için. Hazarız, dirasetun, ilmiyetun hadise, yeni bilimsel araştırma ortaya çıkardı. Enne alel ricali, şüphesiz erkekler üzerinde mumarazatul adeti sırrıya bu gizli alışkanlığı uygulama ve cinsel bu gizli alışkanlık bir defa bir isap edip saratan bu kanserle yakalanma sakınmak için hatta bir merkezi hıtmeti sahibi vataniye ki Britanya İngiltere'de Milli Sağlık Hizmeti Merkezi'ne göre kansere yakalanma sakınmak için bu erkekler diyor ki bak insanların bu gizli alışkanlığı uygulamak.
Hele bak insan neye sevk ediyorlar? Yalan. Bu yalandır. Evet. Ve tevekkeler ölemahu. Bilim adamları ulaştılar. İlâne kaderel isabeti saratan prostat kanserin yakalanma tehlikesi kâne akalle bi kesîrin neder rical. Yani erkekler yanından çok çok az elderzi marasul cinse o erkekler ki yani bu cinsel gizli şeyi adeti uygulayanlara nazaran akalle bi kesîrin neder rical. O uygulayanlar çok çok az. Uygulayanlar tehlikededir. Evvel adet-i seriye veyahut da gizli alıkanlığı 21 merre, 21 defa. Alel akal en az, ila ve seni vahidin. En az bir ay zarfında, en az 21 defa. Bu gizli alıkanlığı yapan çok az yakalandır yani. Bak, bunlar da uydurma. Ve bir tafasili detaylarda, kâme bahisûne min camiate-i Harvard ve Boston ve Harvard günü iki üniversitedeki araştırmacılar yerine getirmeye çalıştılar. Neyi? Bir dirast edip araştırmayı. Adeta şu durum, şu araştırma. 31.925 durum, minel rical esihat, sağlıklı erkeklerden 31.925 vakayı araştırdılar iki üniversitede. Ve tebeyyene açıkladı ki enne rical ellezine tetaravahu ahbarhum beyne 20 hatta 26 ve 40 hatta 46. Ne diyor? Erkekler ki yaşları 20 ile 29-49 arasında değişen erkeklerin temme teşhis tamamlandı. 3839 minhum o erkeklerden bu yaşlar arasında bir saratani prostat 3839 prostat hastalığına yakalanma kabla an elfeyn ve atara. 2010 yılından önce şu kadar sayıda insanlar kanser hastalığı, prostat kanserine yakalandılar. Şu değişik yaşlarda. Vecad el bahisun araştırmacılar elde ettiler, buldular ya da gördüler. Enne kader el isabeti bir saratani prostat radar rical, erkekler yanındaki prostat kanserine yakalanma tehlikesi. Fitilkel fiatil ömriye yani bu şu ömür sürelerinde yani 20 29 49 inhabede düştü bir şekli melhuz göz görülecek şekilde gözle görülen bir şekilde düştü. Evet ana hatara o zaman ana hatara isabeti bir saratan prostata rejal bitigebden ömriye inhabede bir şekli melhuzin iza ma temme ameliyetul kasf ya Allah. Ben yanlış aşağıdaki kelimeye gittim onun için durdum. İza ma temme ameliyetul kasf 21 merra alel aklı ila şerri vahid. Diyor bir ay zarfında en az 21 defa operasyonu tamamlandığı zaman gözle görülen prostat kanseri yakalama tehlikesini ne yaptığını bulmuşlar. Yani bu gizli işlem ha. Yine onu kastediyor 21 defa. Evet. Aslında kazıp yani bu meninin böyle fışkırması. Biliyorum. İşte o. Yani onun ismi nedir ya? Türkçe'de. Mastürbasyon. El cedir-i zikru anlatılması uygun olan en la delile ek ya da kesin bir delil yok ki kesin bir delil yok ki ala ennel kasveler redder rical erkekler yanındaki bu kazıf yusaidu fitevadil isafen fitevatani prostat bu erkekler yanında prostat hastalığı yakalanmayı engellemesine yardımcı olur illa ancak ennehu şüphesiz yusahimu fimeni zuhurul intihabati müsebbetli hazır saratan yalnız diyor bu kanserin sebep olan iltihapların ortaya çıkmasını men etmesine katkıda bulunur. Katkı sağlayayım. Evet. Bu parçayı da Memeşe Hoca okusun. Evet. Memeşe Hocam buyurun.
Alo, Mehmet Şen hocam. Sen hocam. Buyurun. لماذا يخدم جيلو للمريض في المستشفى؟ Niçin hastanelerde hasta için bu jöle takdim ediliyor, veriliyor? يعتبر جيلو من الحلويات المفيدة. Bu jilo ne demiş hocam? Jöle, bu jöle tatlısı var ya hocam. Hani böyle jelibon diyorlar ya, jelibon gibi jöledir, böyle tatlı çeşididir. Tatlı çeşididir. Neye takıyorlar? Neye takıyorlar? Yo, yemektir bu. Ha, yemek hastalara mi? Hastalara bu jöle yemekten sonra böyle jöle tatlısı veriyor, tatlı. Ha, tamam. Yani bir pasta çeşidi gibidir. Tamam. يعتبر الجيل من الحلويات المفيدة للصحة نظرا لاحتوائه على البروتين. Bu jöle protein içermesine bakılarak sağlık için faydalı bir tatlı çeşidine olarak kabul ediliyor. Ve semanet envai min el ahmad el eminiyet esasiyet el cisim. Ve cisimde bu temel amino asitlerin 8 türünü de ihtiva ettiğinden dolayı yine faydalı cisim için faydalı tatlılardan sayılıyor. يستخرجوا هذا الهلام الشهي يستخرج هذا الإلام الشهي من عظام الحيوانات. Bu jöle, yani bu lezzetli olan jöle hayvanların kemiklerinden çıkarılıyor. وَيَتَمَيَّزُ بِمَخْزُونِ عَالٍ مِنَ الْكُولَجِينِ كُولَجِينِ الَّذِي يَنْشِطُ الشِّعْرَ وَالْبَشَرَةَ وَالْعِظَامَ وَالْأَصْفَارِ. Yani o bu tırnaklara, kemiklere, deriye ve saçı aktiflendirdiği için, yani canlandıran kolajen yüksek oranda içerdiğinden dolayı ayrıcalıklıdır. Ve yusaidul kolajen eyden ala tesri'il ilte'amil cürub. Bu kolajen de aynı zamanda bu yaraların hızlıca iyileşmesi üzerine yardımcı oluyor. Ve yemna'lu heşâşetul izam. Ve bu kemik heşhaşe, yani o erimesini önlüyor. Engelliyor, evet. Ve yusaidul mefasil. Ve bu eklem iltihaplarını önlüyor. Ve yuakhiru şeyhuhe, ve yaşlılığı da geciktiriyor. Ve yusaidul ala nisbetil sükker fiddam, ve kandaki şeker düzeyini de kontrol altına alıyor. Evet. Yerhamukallah. Yerhamukallah. للجيلو فوائد مغذية ومرممة لهذا السبب يتم تقديمه للمرضى في المستشفيات بعد قدوم إلى عمليات جراحية. Bu jöle için yani besleyici faydaları vardır. Ve murammamatun fawaidun maghziyatun ve murammamatin onarıcı, sanki onarıcı. Evet. Onarıcı ve besleyici faydaları vardır. Bu yüzden cerrahi işlemlerden sonra hastanelerde hastaya takdim ediliyor, sunuluyor. Yani yaralıdır ya, mesela ameliyattan çıkmıştır vesaire, yaraları var, hızlı bir şekilde iyileşsin diye. Hayvan kemiklerinden yaptığı için evet, besleyici o amino asitleri ve ihtiva ettiği proteinlerden dolayı hastaların çabuk iyileşmesine faydası var. Evet. الجدير ذكره ذكرت ما ديردك أن الجيلو من الحلويات التي تحتوي على نسبة ضئيلة من السعرات الحرارية. وبو يعني çok az oranda kalori içermesinden dolayı içeren tatlılardandır. كما أنه ضروري لحماية بطانة المعدة. Yine o bu mide duvarının korumasında zorunlu olduğu gibi tesir-i ameliyatul hazm sindirim işlemini kolaylaştırıyor ve takviyeti cihazil mena'a bu bağışıklık sistemini de güçlendiriyor ve tecdidil halaya ve hücreleri de yeniliyor. Evet. Bu parçayı da istersen oku ya eyyuhel ehl. Onu da oku, yeter ya, azdır. أيها الأهل احذروا أي
anne babalar sakının. La ted'u ahadan yakbalu tiflekum ala şefeteyhi. Yani çocuğunuzu dudaklarından birinin dudaklarını öpmesine engelleyin. عندما يرزق الصنائي بطفل جديد yani çift diyor yeni bir çocukla rızıklandırıldığında yani yeni çocukları olduğunda يشعر بفرحة كبيرة لا توصف يحاول تقاسمها مع الأقارب والأصحاب yani büyük bir sevinçle bir sevinç duyuyorlar la توصف yani şey olmayan yani böyle örnek ne yapılır? La tusafu yani öyle yani nitelendirilmeyen bir şekilde o kadar büyük bir sevinçle yapıyor. Yuhavlu tukasimuha yuhavlu tekasumaha tekasumaha ma'ala karbi vel ashabi tekasum yani böyle paylaşmak çabasındadırlar ha. Yani yuhavlu evet yani o arkadaşı ve akrabalarıyla paylaşmaya çabalayan çabalıyorlar. وتنتشر عادة تقبيل الردع على الشفتين في كثير من الأمر من الأسر ve bu dudaklarından yani çocuğu dudaklarından öpme alışkanlığı birçok ailede yaygındır. بهدف التعبير عن الحب والعطف والحنان yani böyle sevgisini şefkatini ve hanan o da şefkat. O da şefkatdir ha. Evet. Yani ifade etmek amacıyla. Amacıyla onun dudaklarını öpme alışkanlığı birçok ailede diyor yaygındır. Walakin fakat ma kad la ya'lemuhu al-ba'd fakat bazılarının bilmediği şey şu huwa an taqbil ar-radi'i bu çocuğu öpmek kad yakunu sebebe بنقل إليه الأمراض والفيروسات والبكتيريا. يعني bu virüslerin ve bakterilerin hastalıkların kendisine bulaşmasının sebebi oluyor. في الواقع gerçekte إن الجهاز المناعي bu bağışıklık sistemi لدى الردع yani bu çocukların yanındaki bağışıklık sistemi لا يكون قويا مثل الكبار büyükler gibi güçlü değildir. لذلك يكون الرديء ekstra urdeten lil bakteriya bu yüzden çocuk diyor bakterilere daha fazla maruz kalıyor li enel cismehu gayre kadirin ala difa'i an nefsihi ve muharebetiha bu yüzden çocuğun cismi kendini korumaya ve onunla savaşmaya muktedir değildir. Min hadel muntalak buradan başlayarak bu açılımdan başlayarak evet. Açılımdan başlayarak alel ehli yani bu anne babaya gerekir en yekunu ekstra yakazaten li himayet evladihim sigar min taarudil virüsat vel bakteriya ellati tusebbibu lehum el marad yani kendilerine hastalık sebebi olan bakteri ve virüslerden maruz kalması için küçük çocuklarını koruma için uyanık olması gerekiyor. Anne baba evet aynı. من خلال اتباع الأساليب وأساليب وقائية صحية يعني بو صالق قرما أسلوبنا تعقيب أتم يرويلا خاصة من خلال الأسابيع الأولى بعد الولاية لذلك دومدان صورة إيك هفتالاردا بو صالق قرما يونتملنا تابي olarak çocuklarını bu virüs ve bakteriye maruz kalmaktan korunmaları gerekiyor. Evet, yeter bugün, değil mi? Allah razı olsun.